Akıllı saat deyince akla gelen ilk yer olan Teknodrone'dan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yine çok güzel bir akıllı saat inceliyoruz. RV49 isimli bir akıllı saat inceleyeceğiz. Bu akıllı saatimizin özellikle kutu içeriği çok dolu. Kutu içeriğinin yanında bir de akıllı saatimizin görüntüsü de hem çok farklı hem de çok güzel arkadaşlar. İsterseniz lafı çok uzatmayalım. Bu güzel akıllı saatin detaylarını hep birlikte bakalım. Evet, RV49 akıllı saatlerimizin kutuları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle üst tarafta gördüğünüz gibi bir AMOLED detayı da bulunuyor. AMOLED ne demek? Renkleri çok canlı gösteriyor, çok güzel gösteriyor. Özellikle siyah renkler gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu akıllı saatin çok güzel tasarımı var ama tasarıma geçmeden önce kutudan bahsetmek istiyorum, kutu içeriğinden. Kutu içeriğine baktığımızda siyah olan kutuda bu şekilde akıllı saatimiz. 3 tane de kordon çıkıyor. Biri silikon kordon, plastik kordon, diğeri deri görünümlü bir kordon, diğeri de metal kordon. Gayet güzel, gayet şık. Yani bir akıllı saat aldığınızda bu kordonlara ayrı ayrı para vermenize gerek yok. Kıyafetlerinize göre çok güzel değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi yanında geliyor. Gri olan saatimizde de şöyle bir set var. Yine metal gri renkli kordonumuz. Burada da kahverengi bir kordonumuz. Deri görünümlü. Diğeri de yine siyah silikon bir kordonumuz bulunuyor. Saatimizi çıkaralım. Buna şunu takalım arkadaşlar. Bu akıllı saatten gideceğiz bu arada. Hızlı bir şekilde takayım. Bakın kordonlar gayet güzel gözüküyor. Diğer kordonları da yakından göstereyim. Bunlar da deri görünümlü. Gayet güzel. Ve siyah silikon kordonumuz da bu şekilde. Akıllı saatimiz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bence çok şık ve çok tarz gözüküyor. Sizler de bu şekilde görün. Hem yakından alt tarafta bu şekilde arkadaşlar sensörlerimiz var. Sağ tarafta bir üst tarafta bir butonumuz bulunuyor. Alt tarafta bir butonumuz daha var. Burada üst tarafta bir butonumuz var çalışıyor. Şuradaki buton çalışmıyor. Altta bir butonumuz daha var ki bu da çalışıyor arkadaşlar. Evet, saatimiz metal bir tasarıma sahip. Çok ağır değil ama çok güzel gözüküyor. Onu en başta belirteyim. Ekranımız da gayet renkli, gayet güzel. Çözünürlüğü de yüksek. İyi bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten tarz bir akıllı saat. Evet, akıllı saatimizin düğmelerinden hızlı bir şekilde bahsedeyim. Buradaki üstteki tuşa bastığınız zaman menüye giriyor. Bir daha bastığınızda menüden çıkıyor arkadaşlar. Girdik. Kran tekeri bu. Dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alttakine bastığımız zaman ekran kapanıyor arkadaşlar. Sol üsttekine bastığımızda el feneri yanıyor. Ortadakine bastığımızda herhangi bir işlev yok. Alttakine bir defa bastığımızda spor modları açılıyor. İki defa bastığımızda da telefon görüşmesine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstten aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi geliyor ki burası iki sayfa. Böyle yana çevirdiğimizde NFC vesaire diğer özellikleri de açıyoruz. Soldan sağa doğru çevirdiğimizde ikinci ekranımız geliyor. Gayet detaylı tüm özellikleri burada görüyorsunuz. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda bildirimler ulaşıyor. Gördüğünüz üzere Türkçe dil desteği, Türkçe karakter desteği var ve bildirimlere de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birçok bildirimi de görüyoruz. Evet, bildirimlerimiz böyle. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda widgetler geliyor. Böyle bu şekilde diğer bütün widgetları da görüyoruz. Evet, ayrıca artıya basarak da diğer widgetları da ekleyebiliriz. Üstteki tuşa basıp menüye giriyoruz. Menüdeyken iki defa bastığımızda menü stilleri arasında değişiklik yapıyor. Bu şekilde 5 farklı menü stilimizde bulunuyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde akıllı saatimizde neler var onlara bakalım. Üsttekine bastığımızda telefon görüşmesi, telefon aramasını buradan yapıyoruz. Mesaj dediğimiz yerde bildirimleri görüyoruz. Adım ölçer dediğimiz yerde de günün özetini görebiliyoruz arkadaşlar. Nabız dediğimiz yerde de tabii ki de nabızımız ölçülüyor. Tansiyon, kandaki oksijen miktarı vesaire. Bunlar bu arada referans değerlerdir. Gerçek değerler olmayabilir. Egzersiz burada arkadaşlar, bir sürü egzersiz başlatabilirsiniz. Uyku var. Basınç yine buradan görüyoruz. Nefes egzersizi buradan başlatıyoruz. Met bilmiyorum. Kadın sağlığı var. Müzik var arkadaşlar. Telefonunuzdaki müzikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Sesli asistana buradan bağlanabiliyorsunuz. Yani Apple kullanıyorsanız Siri, Google, Android kullanıyorsanız da Google asistanı aktif edebiliyorsunuz. Kameraya buradan ulaşıyorsunuz. Hava durumu yine burada gördüğünüz gibi detaylı bir hava durumu
ekranımı görüyorsunuz. Temaya buradan ulaşıyorsunuz. Bir sürü 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı tema varmış bu arada. Kronometreye buradan ulaşıyoruz. Alarm saatlerimiz burada arkadaşlar. Hesap makinesi, telefonumu bul, takvim ve aplikasyonu, uygulamayı buradaki kare koddan indirebiliriz. Vücut ısısını buradan görüyoruz. Bir oyunumuz var arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane oyun var. Oyun oynayabiliyoruz. 2048 meşhur 2048. Çok güzel bir oyun bu arada bu 2048 arkadaşlar. Evet, pusula var bu arada. Pusulayı siz de görürsünüz arkadaşlar. Kandaki şeker miktarı, barometre burada. Devamında ayarlar, navigasyon dediğimiz konumumuzu buradan görüyoruz. Uygulamadan alıyor bu bilgileri. Ayarlar bölümüne geldiğimizde dil ayarı yapabiliyoruz. Uygulamayı bu kare koddan indirebiliyoruz. Birazdan göstereceğim uygulamayı. Buradan da uygulamaya bağlanabilirsiniz. Burada çeşitli ayarlar var. Ekran ayarları bunlar arkadaşlar. Bunu bastığımızda ekranımız böyle avuç içiyle kapanıyor arkadaşlar. Ekran süresini buradan ayarlayabiliyoruz. Düğme ayarlarımızı yapabiliyoruz. Çift tıklama, tek tıklamayla değiştirebiliriz. Evet, güç tasarrufunu buradan aktif edebiliriz. Sağlık hatırlatıcıları var. Parlaklık buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Ekran zaman aşımımız da yine buradan ayarlanabiliyor. 7 saniye, 10 saniye, 15 saniye vesaire. Ekran parlaklığı, rahatsız etme, ses ve titreşim ayarlarımız burada. Yani çok detaylı her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Kombinasyonlu şifre dediği ekrana şifre ekleyebilirsiniz. Zaman takvim ayarları, zaman ayarları burada ve cihazımızı sıfırlayıp yeniden başlatıp kapatma ayarları da burada arkadaşlar. Bu şekilde bir cihazımız mevcut. Şimdi bir de cihazın uygulamasına bakalım. Uygulamadan da cihazın detaylarını görelim. Evet, cihazımızın uygulaması şurada HD Fit Pro arkadaşlar. Bunu marketten bu ismi arayarak indirebilirsiniz. Böyle bir ekranımız var. Ana sayfaya geldiğimizde günlük aktivite etkinliklerimizi görüyoruz. Burada bu şekilde. Spor dallarında manuel olarak bir spor modu çalıştırabiliyoruz. Teçhizata geldiğimizde işte burada akıllı saatimizi ekleyebiliriz. Burada artıya basıp yeni akıllı saat de ekleyebiliriz. RV49 gördüğünüz gibi pil değerlerini gösteriyor. Yakılan kalori, toplam kilometre burada görüyoruz. Arama itme bölümünde temalarımızı görüyoruz arkadaşlar. Evet, birçok tema tabii ki burada var. İstediğiniz zevke, beğeniye uygun temalar burada indirebiliyorsunuz. Biz şu temayı bir indirelim. Şurada bakın, senkronize ediliyor diyor. İndiriyor önce. Evet, indirdi. Şu an senkronize ediliyor. Saate yükleniyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere tema yüklendi. Çok hızlı bir şekilde yüklendi. Burada birçok tema var demiştik. Özelleştirmeye girdiğimizde kendimiz tema oluşturabiliyoruz. Hem de albüm ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan herhangi bir fotoğraf seçip bir tema da oluşturmak istiyorum açıkçası. Mario seçelim. Yazı rengini de buradan siyah ve beyaz ve kırmızı olarak seçebiliyorum. Tabii ki saatsiz de oluyor ama burada saatte ekleyebilirsiniz. Ortası falan aşağı yukarı ve düzenlemek bölümüne bastığımda direkt saatime gönderiyor. Bu yüklenecek. Burada gördüğünüz üzere gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani kamerada gözüktüğünden daha iyi bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Hem çözünürlük yüksek hem de renkleri gayet güzel gösteriyor. Evet, bu da böyleydi. Buradan çıkalım ve aşağı doğru inelim. Burada uzaktan kamera dediğimiz saatimizden telefonumuzun kamerasını kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde. Bilezik bul dediğimizde gördüğünüz üzere saatimizi buluyor. Hatırlatma işlevi dediğimiz gelen çağrıyı hatırlatıyor. SMS bildirimini hatırlatıyor. Bildirimleri açmanız gerekiyor. Açık değilse uygulama hatırlatıcısı buradaki uygulamaların da bildirimlerini sizlere gösteriyor arkadaşlar. Diğer ayarlar dediğimizde de yine değişik ayarları buradan görebiliyoruz. Ekranı aydınlatmak için bileğimizi kaldırma ayarı. Burada hedef belirliyoruz. Yine burada günlük 10.000 adım vesaire. İletişim dediğimiz rehber eklemesi buradan yapılabiliyor arkadaşlar. Geçiyorum. 8 kişiye kadar rehber seçebiliyoruz. NFC ayarımızı buradan yapıyoruz. Yine bir kart varsa, kapıyı açan kartlar falan varsa buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kart vizit buradan ekleyebiliriz. Şu uygulamaların cüzdan dediğimizde yine bu uygulamaların cüzdanını ekleyebiliriz. Navigasyon dediğimizde konumumuzu ekliyoruz. Saatten de gözüküyor arkadaşlar. Burada güncelleme varsa görüyoruz. Cihazı sil ve arka plan koruması dediğimizde çeşitli ayarlarımızı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, genel anlamda uygulama kullanımı da böyleydi bu saatin. Evet, burada sesimiz tam da değilmiş.
Aynen. Şimdi sesimiz çok yüksek. Sizler de yakından duyun. Evet, gayet yüksek, net ve berrak bir ses sunuyor bizlere arkadaşlar. Sesi çok tatmin edici diyebilirim. Şimdi bir de arama gerçekleştirelim. Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış tuşladınız. Vodafone bilinmeyen numaralar servisi 118.42'yi arayarak aradığınız kişinin telefon numarasını öğrenebilirsiniz. Evet, saatimizin arama performansı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.